Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Avrupa gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. Koronavirüs adeta Avrupa ülkelerini esir almış durumda. Ekonomiler etkileniyor, insanların psikolojileri etkileniyor. Gelecekle ilgili insanların kaygıları daha da artıyor. Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüsle ilgili olarak maalesef tam anlamıyla bu mücadele konusunda yani koronavirüsle mücadele konusunda bir ilerleme sağlandığını ben düşünmüyorum. Çünkü vaka sayılarına baktığımız zaman ve hayatını kaybeden insanların sayısına baktığımız zaman alınan tüm tedbirlerin neredeyse boşa çıktığını üzülerek gözlemliyorum. Profesör Doktor Uğur Şahin kendisine ben bilim insanlığına saygı duyuyorum. Eşine de aynı şekilde bilim insanlığına saygı duyuyorum. Ancak kendisinin bu son dönemde yapmış olduğu açıklamaları maalesef beni hiç ama hiç güvenli bir yola koymuyor arkadaşlar. Benim kafamdaki soru işaretlerini daha fazla arttırıyor. Bakın. Omikron denilen yeni bir varyantla, mutantla insanoğlu karşı karşıya. Bu mutant çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Profesör Doktor Uğur Şahin'den bir son dakika açıklaması geliyor bu arada ve Şahin şunu söylüyor. İki doz aşı vurmak demek tam aşılanmak anlamına gelmiyor diyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonra sizi 3 4 5 6 7 8 9 10 doz aşı bekliyor demek. Bu da yetmez. Ölene kadar bu sıvıları vurduracaksınız demek. Profesör Doktor Uğur Şahin'in kullanmış olduğu ifadeyi noktasına virgülüne dokunmadan bakın sizlerle paylaşıyorum. Ne diyor? Uğur Şahin iki dozun omikron varyantına karşı yeterli korumayı sağlayan tam aşılı olmak anlamına gelmediğini belirtiyor. Şahin eğer omikron görüldüğü gibi yayılmayı sürdürecek olursa 3 aydan sonra güçlendiriciyi vermek bilimsel açıdan mantıklı olur diyor. Değerli izleyicilerimiz, yapılan bu açıklama çok manidar. Yani devletler şu anda bu koronavirüsle ilgili olarak ortaya çıkartılan sıvıların vurulmasını zorunlu hale getiriyor. Bildiğiniz üzere yasalar çıkartıyor. Herkes bir şekilde bu sıvıları vurduracak diyor. Emir çıkartıyorlar. Yani sizin sağlığınızla ilgili olarak birileri karar alıyorlar. Bakın kıymetli izleyicilerimiz, öyle bir noktaya geldik ki Maalesef moraller hiçbir şekilde bu koronavirüs konusunda düzelmiyor. Profesör Doktor Uğur Şahin şu anda Almanya'da, Avrupa'da ve dünyada en zenginler listesine girmiş durumda. Her yeni dost gerekiyor dediğinde benim aklıma bu olayla ilgili olarak Uğur Şahin'in daha fazla para kazanacağı, şirketinin borsadaki hissesinin daha da artacağı, şu anda Almanya'da ilk 50'de zenginlikte önümüzdeki yılda ilk 25'e girecek. Yani Uğur Şahin 4, 5, 6 doz gibi şeyler kullandığı zaman benim aklıma her ne hikmetse bu geliyor. Para geliyor. Bir de devletler, siyasetçiler test kararları alıyorlar o siyasetçilerde test yapılacak yok PCR testi yok antijen testi bilmem ne testi kararı aldığında da benim aklıma para geliyor. Kıymetli izleyicilerimiz ben sizlerin sesi olarak şunu soruyorum bu siyasetçilere ve bilim insanlarına. Daha ne kadar ne zamana kadar insanların hayatında bu virüsü tutmaya bu testleri tutmaya devam edeceksiniz? Bu sıvılar da aynı şekilde. İki yıldır insanoğlunun hayatına giren bu büyük salgınla ilgili olarak siz bilim insanları ve siyasetçiler ne iş yaptınız? Çok merak ediyorum. Ben vaka sayılarına baktığım zaman geçen yılla bu dönemin aynı olduğunu gördüğümde ister istemez aklıma bu sorular geliyor. Kapanma dediniz tamam işte maske dediniz tamam. Mesafe dediniz tamam. Sıvı dediniz tamam. Tamam tamam. Sonuç. Yani Türkçesi haticeye dil soruyorum ben size. Sonuç ne arkadaşlar? Sonuç alsana sana vaka sayıları. Hayatını kaybeden insanları sayısı bütün ülkelerde artmaya devam ediyor. Bakın Yeni bir dünya düzenine çoktan girdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük sıfırlama. Çoktan sıfırlandık arkadaşlar. Herkesin ekonomisi alt üst olduğu. Dünyanın her yerinde fiyatlar arttı arkadaşlar. Her fiyat. Bunun bir tesadüf olduğunu söyleyebilir miyiz? Markette, çarşıda, pazarda, ev kirasında, doğalgaz faturasında, su faturasında her yerde son bir yılda neredeyse %20 oranında zam yapıldı. Hani yeni bir dünya düzenleniyor bir büyük sıfırlama deniliyor. Al sana büyük sıfırlama. Al sana yeni bir dünya. Al sana yeni bir dünya düzeni. Yani çok fazla gizemli ya da bilinmeyen bir durum yok. Geçen yıl almış olduğunuz maaşla parayla siz bu yıl marketten, çarşıdan, pazardan ne alıyorsunuz? Ya da ne alamıyorsunuz? Ne kadarını alıyorsunuz, ne kadarını alamıyorsunuz? Hangi ülkede yaşadığınız önemli değil. Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri neresi olursa olsun arkadaşlar hiç önemli değil. Her yerde durum bu. E şimdi baktığımız zaman bizleri yöneten siyasetçilere maaşlarımız aynı. Emeklerin maaşı aynı. Verilen sosyal yardımlar aynı ama fiyatlar artıyor. Bu ne demek? Vatandaşın psikolojisini bozmak demek, ekonomisini bozmak demek. E yarın öbürsü gün büyük kaygılar insanlar taşıyorlar. Ne olacağını bilmiyorlar. İşte arkadaşlar ben kısaca şunu söylüyorum. Çözümünüz nedir? İki yıldır ne yapıyorsunuz? Merkel emekli oldu gitti. Almanya'da yaşayanlar daha iyi bilir. Siz bu tabloyu Almanya'nın şu anda günlük vaka sayıları neredeyse 100 bine geldi. Hayatını kaybeden insanların sayısı 500'ü geçti günlük olarak. Siz Merkel'i başarılı buluyor musunuz? Şimdi yeni bir tane başbakan geldi. Scholz yaptığı tek bir şey var. Yasak kararlarıyla ilgili kafa yormak. Başka bir şey yok. E bir taraftan bakıyoruz. Bu Sıvıları üreten firmalar dünyanın en zengin firmaları haline geldi. Yine sonuç yok. Bu firmalar bu sıvıları piyasaya çıkmadan önce ne diyorlardı? %95 koruyor, %96 koruyor. E tamam inandık size, güvendik size. E sonuç? E sonuç yine bu. Ortada. Yani arkadaşlar hiç kimse hatasını ya da çıkıp ya kardeşim bak biz böyle böyle yanlışlıklar yaptık diye konuşmuyor. Sürekli olarak yeni yasaklar, yeni sıvılar, 3. doz, 4 5 6 7 8 9 10 ölene kadar mokoko. Bu devam. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu koronavirüsle ilgili Profesör Doktor Uğur Şahin yapmış olduğu son açıklama gerçekten çok man manidar. Diyor ki, iki doz sıvıları vurdurmak demek korunmak anlamına gelmiyor demek. Ne demek? 3. yol Yetmez. 4, yetmez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yürü devam sol şeritten. 300'de devam et. Kıymetli izleyicilerimiz maalesef önümüzdeki günler daha ağır geçecek. Özellikle yılbaşından sonra dünyanın pek çok noktasında Avrupa başta olmak üzere koronavirüsle ilgili olarak vaka sayısının ciddi oranda artması bekleniyor. Çünkü gerek Noel alışverişi, yılbaşı vesaire insanların bir araya gelmesi demek koronavirüse davetiye çıkarması anlamına geliyor. Bu da Ocak 10'dan itibaren 10 Ocak'tan itibaren vaka sayılarının artacağı anlamına geliyor. Benden size naçizane tavsiyem gitmeyin, görüşmeyin, gelmeyin. Bunun ayıbı falan yok. Yoksa arkadaşlar göreceksiniz. Vaka sayıları patlama yapacak. Almanya başta olmak üzere bizi dünyanın dört bir yanından izleyen tüm vatandaşlarımızdan bunu rica ediyorum. Yani kendi doktorunuz olun. Kendinizi koruyun. Yoksa Allah korusun. Bakın doktor dahi bulunamayacak noktaya geliyor şu anda Avrupa ülkeleri. Hastanelerde yer yok. Acil durumlar haricinde pek çok yerde ameliyatlar iptal edilmiş vaziyette. Yani gidişat gidişat değil sözün özü kıymetli izleyicilerimiz. Kendinizi koruyun. Hiç kimseye güvenmeyin. Olmaz demeyin. Olursa da üzücü bir olayla karşılaşmanızı istemem. Bu nedenden dolayı aman aman gitmeyin, gelmeyin. Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunu videonun altına yazın. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum. Sizlerden bir diğer önemli ricam ise mutlaka kanalımıza abone olarak mutlak surette kanalımızı takip etmeniz. Sizden ricam bu.